Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem maddi ve manevi, zahiri ve batini, açık ve gizli düşmanlarına karşı sadece maneviyat zırhı ile galebe çalmadı. Hikmet, ilmi siyaset, basiret, programlı ve hedefli çalışma neticesinde maneviyat ile birlikte şeytan ve dostlarını yormuş ve onlara her fırsatta galip gelmiştir. Elhamdülillah. Kim bu nebevi hallerden sıyrılırsa bilsin ki düşmanlarının kılıçları gölgesi altında yaşamayı kabul etmiştir. Kim ki hem ruhen hem de bedenen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hallerini benimser ve kendini ıslah ederse selef-i salihinin izzet ve şerefine tekrar kavuşacaktır. Ümmeti Muhammed son 100 yıldır nebevi hayattan uzak bırakılmak için büyük bir zulme, fitne ve fesada mahrum kalmıştır. İnanıyoruz, iman ediyoruz. Nebevi bir hayata tekrar geri döndüğümüzde bu ümmeti Muhammed tekrar asr-ı saadetteki güzelliğe kavuşacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesini sevmeyi, onun bütün sünnetini gücümüz nispetiyle yaşamayı, ehlimiz başta olmak üzere kardeşlerimize bunu tavsiye etmeyi bizlere nasip etsin. Sünneti hafife alan, alay konusu haline getiren ve haddi aşıp onu inkar etme çabası içerisine girenlerin şerlerinden Allah Azze ve Celle ümmeti Muhammed'in fertlerini muhafaza buyursun.